Herkese selamlar dostlar. Ekranda şöyle aslan gibi oturduğum bir fotoğrafımla başlamak istiyorum. Dostlar öncelikle size bir bilgi vermek istiyorum. Bu videoyu ben seslendirmeyeceğim. 2 günlük bir Euroleague videosu. Bunu basket editörümüz İdo seslendirecek. O yüzden bu videonun sadece giriş kısmında ben varım. Bunu söylemek istiyorum. Videoda bir adet ideal kombine var. Ondan bahsedecek arkadaşımız sizle. Maçlardan, ideallerden bahsedecek. Değerlendirecekler de bol şanslar. Ben direkt raporlarla başlamak istiyorum. Ondan sonra zaten sizi İdo ile baş başa bırakacağım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Onunla başlayalım. Maç skoru yarışmamız arkadaşlar şu yönünde. Fenerbahçe-Beko yarın maçı var. Yani bugün mücadelesi var. Video atıldığı gün maçı var. Pana ile birlikte. Fenerbahçe-Beko kaç sayı atar? Sadece bir tahmin hakkınız var. Ne kadar çok kanaldan yazarsanız o kadar tahmin. Bilen 5 kişiyi alacağım. Zaten 5 kişi çıkar mı bilmiyorum ama yüksek tutmak istedim. Bilen 5 kişiyi almak istiyorum. Yorumlara yazmanız sizlere için yeterli olacaktır. İdeal kombine de var. Daha önce yapmış olduğumuz skor yarışmasında Manis Kazimov isimli arkadaşımız kazandı. O da bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Instagram adresimiz ekrandadır zaten. Oradan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü soru görüşmeleri, gruplara gelmek isteyenler vesaire herkes buradan benimle iletişime geçebilir. Yüksek misli, 2 tane yüksek misli verildi bugün. Hollanda deplasmanda da olsa bir tane yarıyı kazanmasını bekliyordum. 500 misli olarak önerdim. Bir de yüksek misli 2 yaptım Avrupa için. İzlanda'nın 2 atacağı 2 gol, Hollanda'nın atacağı 1 gol, Slovakya'nın da maçı kaybetmeyeceğini düşünüyordum. 1.70 gibi oranı vardı. Ona da 500 misli önerdim. Yüksek misli de kazandık. 2'de 2 yaptık. Tebrikler. Burada bir kasa yönetimi olduğu için 500 misli olarak önerdim zaten. Kasanın da yönetimini biz yapıyoruz burada. Günün ideal kombinesi vardı. Günün ideal kombinesi de kazandı. İzlanda'nın ben her iki yarıyı kazanmasını bekliyordum. İlk yarı 2-0, ikinci yarıda 2 tane attı. 4-0 gibi skorla kazanmasını bildi. Yunanistan Hollanda, Hollanda'nın bir yarıyı kazanmasını bekliyordum. O da kazanmasını bildi. Günün kombinini de içeri almış olduk. Bu yönden değerlendirelim. Tebrikler. Canlı odasında zaten biz kendimiz canlılarla devam ediyoruz. Kendi gruplarımızla, editörlerimizle birlikte. Bugün de çok güzel kazançlar elde ettiğimizi söylemek lazım. Güzel bir şekilde devam edeceğiz. Ve herkes açık Telegram grubumuzda. Ekranda gördüğünüz üzere baylar. Ekranda da yani YouTube grubuna da bugün canlı attım 3 tane. Sizlere ondan bahsedeyim. Dedim ki canlı start 21.45 bayanlar baylar yazdım. Çünkü bayan arkadaşlarımız da var. Bayanları da ekliyorum sistem etmesinler. İlk mücadelem. Dedim ki Belçika-İsveç maç hareketli. İlk yarıdan bir gol daha çıkar. Penaltı oldu. Lakaka golü attı. Gol müziğini verdim. 1'de 1. Devam ettik. Canlı 2 Belçika-İsveç maçına tekrar bir canlı önerdim. Maç ertelendi. IŞİD'le bir tane pezevengin çocuğu. İsveçli'yi öldürüyor. Videolarını izledim ben. İşte Allah rahmet eylesin. İki kişiyi öldürmüş de. Pezevengin çocuğunun videosunu izledim. Turuncu modlu bir şey. Her neyse ağzımızı bozmayalım. O maç iptal oldu zaten. Maç ertelendi. Yunanistan-Hollanda maçında da burada da Hollanda'nın atacağı bir gol önerdim. Canlı 3 olaraktan 2'de 2 olarak zaten kazandık. Ki burada da maç hakkında sürekli bilgi veriyorum. Yani izlediğimi zaten biliyorsunuzdur da. Ben de sizleri bilgilendirmek adına hatta Çağrı ve Kangal Show yazdım. Çağrı da çok güzel işler yaptı grubumuzda. O şekilde gruplarda da bu şekilde ilerliyoruz. Demem o ki sizden ricam bu videoya like atmanızı, beğeni desteklerinizi bekliyorum. Herkese bol şanslar. Yiğido ile baş başa bırakıyorum sizi. Merhaba baylar. Ben Yiğido. Bugün videoyu ben sunacağım. Hemen şöyle o zaman kaybetmeden geçelim. Fenerbahçe Beko, Panathinaikos. Panathinaikos'taki eksikleri hemen size sayayım. Papa Petrov ve Mitoglu. Bu iki oyuncu yok. Kostas Lukas da kafileye geri döndü. Fenerbahçe karşı oynayacak. Ki biliyorsunuz geçen yıl Kostas Lukas bizi elemişti. Olympiakos maçında. Her neyse. Şöyle Fenerbahçe Beko'nun en son maçını size göstereyim. Valencia'ya 77-74 yenildi. Ki konsantrasyon kaybı bayağı vardı. Çünkü yakalasak bile öne geçemiyorduk. Valencia son düzlükte maçı kopardı, aldı. Panathinaikos da Bayern Münih ile 78-71 bir galibiyet sevinci yaşadı. Panathinaikos'ta Ergin Ataman faktörü var. Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis. Bu iki teknik direktör birbirini çok iyi tanıyor. Ben bu maç için o zaman size tercihimi söyleyeyim hemen. Fenerbahçe kendi evinde oynuyor bir kere. Burada 1.28'i yanıma alırım. Tabii Nesli'nin adı oran düşük ama hani iddiadır, işte mislidir falan oynarsanız 1.31'den alabilirsiniz onları. Şöyle hemen oranı biraz yükseltirim derseniz. Yani ideal tercihe gidersek biraz daha. Ev 3 fark atar. 1.41 gibi oran var. Nesli'nin adı açılan oran.
Hani mislidir işte, iddiadır falan, oradan oynarsınız. 1.45-1.50'ye kadar yükseliyor. Bu maçı aldık çıktık. Anadolu Efes Asvel. Anadolu Efes şöyle iki maçta kötü başladı. Barcelona ile karşı oynadı, yenildi. Mantı'ya karşı oynadı, yenildi. Şimdi Asvel'e bakarsak Kızılyıldız'a karşı zaten bir yenilgi. Partizan'a karşı da Partizan maçını izlemiştim. Çok kötü bir yenilgi aldılar. Asvel'in defansı yok. Anadolu Efes bunları kevgire çevirir. Kendi evinde oynuyor. İki maçı yeniden bir Anadolu Efes var. Bu sefer kesinlikle galibiyete ihtiyaç var. Anadolu Efes burada ben galibiyet alacağını düşünüyorum. Hemen şöyle size göstereyim. Anadolu Efes 9 fark atar. Şöyle 1.39'dan. Anadolu Efes 9 fark atar. Bunu idealden göstereyim. Bir de bu maç için yüksek oranlı tercihimiz ne olabilir? Hemen şöyle yüksek oranı göstereyim. Anadolu Efes 1 ve 165.5 üst. Bunu sistem kuponlarına atarsınız. 1.76 gibi bir oran elde edersiniz. Bu maçı da aldık çıktık. Olimpia Milano, Olympiakos. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko mücadelesinde şöyle göstereyim. 85-82 bir mağlubiyet aldı ama maçı uzatmaları götürmeyi başarmıştı. Yani ciddi de bir transfer yaptılar. Milotic olsun. Çok büyük paralar verdiler. Olympiakos'ta Barcelona'ya karşı son topta yenildi. Yani önde götürdüğü maçı son 2-3 dakikada verdi Barcelona'ya ve fark yedi açıkçası. Ben bu maçta aynı şeyleri yapacağımı düşünmüyorum. İki takım da düzgünce oynayıp sayılarını bekleyeceğim. Şöyle sayılarını gösterirsem. İdeal tercihten deplasman 73.5 üstüne 1.40. Temiz. Bir de yani böyle ekstrasını olabilir bu maç için. Ona bakalım. Ben şöyle bakalım. Olympiakos 6 fark yemez. Bu da bir ekstra tercih olur. Ama gideceğimiz ideal tercih Olympiakos için deplasman tarafındayım. Bir reaksiyon göstermesi lazım. Kendi evindeki yenilgiden sonra 73.5 üstünü öngörüyorum. 17 Ekim'i böylece anlattık. 18 Ekim'e geçelim. Kızılyıldız Monaco. Şöyle anlatayım. Monaco'nun şu iki maçını göstereceğim, alacaksınız. Valencia karşı yenilgi, Bologna'ya karşı yenilgi. Bologna'ya fark yedi. Şimdi Monaco defanstaki hatalarından bir türlü kurtulamıyor. Ve iyi oyuncuları gittiği için. Lesor gitti mesela. Panathinaikos'u Ergin Ataman aldı. Burada hücumda sadece Mike James'in eline bakıyor Monaco. Zaten defansı yok. Kızılyıldız son maçında Zagris'e önde olduğu maçı 79-74 son periyotta verdi. Son periyota kadar önde götürdü. Son periyotta Zagris aldı, farkı açtı ve götürdü. Maçı kazandı. Kızılyıldız evinde böyle bir hatayı bir daha yapacağını düşünmüyorum. Hani kazanır kazanmaz o ayrı. Çünkü Monaco'da bir reaksiyon verecektir artık. Şöyle gidelim. Yani idealden ne olabilir diye. Ev 79.5 üstüne 1.42 gibi oran açılmış. Ev 80 sayı atar. Kızılyıldız 80 sayı atar. Mis gibi oran. Ben bu maç için tek tercihim var. Ev 79.5 üst. Aldım çıktım. Bologna Alba Berlin. Bologna Alba Berlin için şöyle bir düşüncem var. Hemen sizi onlara aktarmadan önce göstereyim. Hemen şöyle. Jazobaz Konya'ya karşı 86-91 bir kaybedilen maç var ama büyük bir karakter ortaya koydu oyuncular. Çok iyi götürdüler. Müthiş de bir maç oldu ama yenilgiden kurtulamadı. Bayern Münih'e karşı oynadı. 80-68 yenildi. Bologna'da son maçta Monaco'yu yendi ama Monaco maçı ölçüt değil. Alba Berlin seviyesinde değil şu an Monaco. Yani o düzende oynamıyorlar. Ben şöyle baktığımda burada Alba Berlin'in çok yüksek oran açılmış. Hani bir Bologna şeyi Monaco karşısında aldığı farklı galibiyetten sonrasında. Ama ben burada Alba Berlin tarafındayım. İyi oynayan takımın yanındayım. İlk yarı 7 fark yemez. Saçma bir barem açılmış açıkçası bana göre. İlk yarı 7 fark yemezi aldım. Ve YouTube kombinime de YouTube kuponumuza da 2 günlük kuponumuzun birinci maçı bu olsun. İkinci maçı birazdan söyleyeceğim. Şunu aldık çıktık böyle. Ha bir de yüksek orandan bahsedeyim. Hani isteyenler oluyor bazen yüksek oranlardan. Alba Berlin
3.62'den kazanır. Yüksek oranıdır yani. İsteyen değerlendirebilir bunu. Fantezi deneyenler oluyor. Valencia, Maccabi Tel Aviv. Valencia bizi yenmişti. Ama zar zor yendi. Yani bizim konsantrasyon kaybımız olmasa belki de biz maç alacağız, gideceğiz. Hakem hatasını saymıyorum bile. Burada Maccabi Tel Aviv'de Lorenzo Brown önderliğinde Maccabi Tel Aviv var. Sezonu çok iyi başladılar. Zaten bu sezon parolası Euroleague'i Final Four'da yarışıp kazanmak. Biz burada Valencia maçı için deplasman 5 fark yemez. Yani Maccabi Tel Aviv 5 fark yemeyeceğini düşünüyoruz. Şöyle 1.38'den Maccabi Tel Aviv 5 fark yemez diyorum. Hatta burada bir galibiyet bile çıkarabilirim bana sorarsanız. 1.77'den hani ekstrası yüksek oranı ne olabilir diye sorarsanız 1.77'den galibiyeti çıkarabilir. 17 ve 18 Ekim'i size ben yiğit olarak anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce anlattım. Şöyle de YouTube içinde siz takip edenler için YouTube kuponu oluşturduk. Birinci maçımız Alba Berlin Bologna dedik. İkinci maçımızı söyleyelim. 17 Ekim'den Anadolu Efes maçı olacak. Anadolu Efes Asvel maçında hemen şöyle tercihimiz neydi? İlk yarı pardon özür diliyorum. İlk yarı değil. Maç sonu 9 fark atar Anadolu Efes. Yani birinci maçımız Alba Berlin hemen şöyle göstereyim. Alba Berlin Bologna. Alba Berlin ilk yarı 7 fark yemez. Ve diğer maçımız Anadolu Efes Asvel 9 fark atar maç genelinde. Böylelikle 17 ve 18 Ekim'i anlatmış olmaktayım. İdeal kuponumuzu da söyledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.